Merhaba, bugün 4 Ağustos 2024 Pazar günü ve Scottsville'deyiz. Programda yoktu ama tekrar Güney Afrika var. Güzel bir şey. Güney Afrika artık zaten alışkın olduğumuz bir yer oldu. Arkadaşlar, dün de çok ilginç bir şey oldu. Gerçekten bu bizim bankomuz. Bankolarımız iki tane Ekiyor'da koşmadı arkadaşlar. Burayı dolduran arkadaşlar 7.799 lirayı aldılar. Hepsine ben tebrik ediyorum alanların diyoruz. Yine başarılı bir program gösterdik. Çok şükür. Allah'a utandırmadı arkadaşlar. Yani 5'te kalmak burada, yani orada koşmayan atla 5'te kalmak demek tutmak demek. Yani oraya sonuçta bir at yazacaksınız. Oraya da gelen at da orada zaten öyle çok büyük bir sürpriz gelmedi. Evet, bugün elimizde ne var Scottsville ile ilgili bakalım. Şimdi 13.20'de maiden bir koşuyla beraber 7 plase başlıyor. 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 8 numaralı zor bir gün bugün. Çok da cazip bir program var, onu söyleyeyim size. Maphaka, Shanwale ve 15 numaralı Afele. Afelele. Maojan'la. Önce ikürler. 4 numaralı My Boy Lollipop. Gutluva. 16 numaralı Grand Force Lengva ve 12 numaralı Sovereign Command Kumalo. Evet, eküller yalnız ön planda, yani bence eküller 2-2'ye girecek gibi duruyor burada. 8 4 16 12. Vazgeçilmez dörtlü verdik size arkadaşlar. Bu dörtlüden bir tanesi 7'li plase gireceğini düşünüyoruz. Belki de ikisi girer arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. İkinci koşu 13.55. Maiden dişi 3 yukarı İngilizler ve 1600 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Long Street Takera ile 9 numaralı Easy Bullo Butluva, 3 numaralı Silver Jubilee Muzieni Ekürisi, 10 numara Safari Lodge ve son olarak 7 numaralı Queen Amina Nicholas Patel. 5, 9, 3 ve 7 numaralı safkanlar. Yani burada bakıyorum şimdi, Sweet Renown falan da var. 5, 9, 3, 7, 4 atla geçeceğiz burayı. Queen Amina. Evet, 3. koşu 14.30'da Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler. Evet, 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada 9 numaralı Sun in My Pocket, Serena Mutley'le Banquo. Erupt yavrusu arkadaşlar. Amerikan attı var. Bay Trippi. İki koşuda iki ve üçüncülük yapmış yani. Banquo arkadaşlar, bu Banquo. Yani yatarsa yatsın. Yani ben kendi kuponuma da direkt Banquo çekeceğim buna. Yatarsa önemli değil. Yani burada 4 mü sıkıştıracak? 6 mı sıkıştıracak bilmiyorum. Neyin sıkıştıracağını. Aksi takdirde bu ayak H işaretini çekmeniz lazım buraya. Net olarak söyleyebilirim bunu. Hatta ben şöyle söyleyeyim, mesela tek not, eğer yazmazsanız bu at mutlaka yazılmalı. Bunun da muazzam bir hattı var bakın. Ama ortada hiçbir şey yok. Hat var da görüntü yok. Dördüncü koşu 15.05'te Maiden 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Thibaut Bourque, Serena Mutley ile 3 numaralı Night Rocker Thomas Gutton, 6 numaralı Monocle, Shanwale ve Horst Faroa, Raymond Daniels'la ekürler yani 6 ve 4. ve son olarak 10 numaralı Teriyaki Gutluva ile. Bu da Avustralya baba ama hattı yine Amerika. Güzel bir hattı var bunun. Aslında bu olabilir yani. Bakıyorum. Yukarıda da Good Living var. Kuerer yavrusu 1 numara. Evet. 5 hatta geçeceğiz. 2, 3, 6, 10 ve 1. 2, 3, 6, 10 ve 1 arkadaşlar. Bakacağız bakalım. Enteresan. Burada bir tek çıkartabiliriz belki. 5. koşu 15.40'ta Maiden 3 yukarı İngilizler ve 1400 metreye çıkacaklar arkadaşlar. 5. koşu. Evet, burada bankomuz var bir tane. Pomodoro yavrusu 4 numaralı Always Shining Kumalo ile banko.
Yalnız ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam olabilir banko ama yani buradaki AGF'leri iyi irdelemek lazım. Aşağıda mesela 10 numara var. Yukarıda 2 numara var. Şu Şan var ya anlamışsınızdır herhalde. Hep sürpriz atları getiriyor. Olmadık atları getiriyor. Çok tehlikeli bir jokey bu. Richard Fury yok ortalarda bu arada. Dikkat ona da. Gold Rush Kit. Eğer atmazsanız tek burada. 10, 9, 2 bu safkalar. Bu safka. Safkanlar. Safka. Kafka. 4 numaralı Always Shining Banco. 6. koşu 16-15. Handikap dişi 3 kere İngilizler. 1000 metreye çıkacaklar. Evet, burada 7 numaralı Princess Hanna Nastili ile ilk atımız. 9 numaralı Flying the Star Hlengva. 10 numaralı Here and After Takeray. Bu mutlaka yazılması lazım bu safkanın. Bu koşuyla beraber bunu kazanma ihtimali var bu koşu bu safkanın ve 80'in üzerine atabilir kendini. 10 numara ve 3 numaralı Pantea, Gutluva ve Ekürisi, Quintasia, Pillay. 7, 9, 10 ve 3. Bir yazmadık. Bilemiyorum arkadaşlar, bir yazmadık. Ben burada 10 taraftarıyım açıkçası. 62 kilo olmasına rağmen 1000 metre yani bir solukta alabilir. Sıkletin çok problem olacağını düşünmüyorum. Zaten yani çok büyük bir tek şu var. 51,5 kilo. Apprenti Botes'i bindirmişler üzerine. 7. ve son koşudayız. Burada Scottsville'de. Scottsville genelde sürpriz bitiyor onu söyleyeyim. Evet. Listed dişi 4 kır İngilizler. 1600 metre çimpise çıkacaklar. 11 numaralı Perilla Sean Valley ile ilk atımız. Arkadaşlar hiç affetmeyin yazın bunu. 1 numaralı Sparkling Jubilee, Liaba, bu da aynı şekilde. Aslında 1 ve 11, yani küçük kuponlarda sanki adeta yeterli gibi duruyor. Ama enteresan atlar var burada. 5 numaralı LNB. Şimdi bunu takip ediyoruz. Devamlı 2 haftada bir koşuyor LNB'yi hatırlarsanız. Bu uydulardan aklımıza geliyor bizim LNB. 6 numara Quantum Muzieni, 166 gün sonra ve 12 numaralı Little Mary Sunshine, Takeray. Bunu da mutlaka yazalım. Evet. Quantum da var. Hepsi var. 11, 1 ön planda 5, 6 ve 12 arka planda toplamda 5 atla burayı geçmeye çalışacağız. Yalnız burada biz 3 numarayı pas geçmişiz. Ben bakıyorum şu anda da inşallah bu attan bir gol yemeyiz yani. Handikap puanı olarak diğerlerinden üstün konumda. En yüksek handikap puanı sahip ikinci at burada. 12 numaradan. Sonra. Neyse pas geçmişiz demek ki. 11 ve 1 ön planda 5, 6 ve 12 arka planda diyoruz. Scottsville ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Bugün hemen şöyle yabancı yarışlarda neler var onlara da bir bakalım. Selangor, Malezya, Deauville, Saratoga. Düsseldorf'u pas geçmişler yalnız. İlginç. Bunları da Deauville'de izleyebilirsiniz. Selangor'da hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Saratoga, İstanbul, tabii ki premium sarviyelik gerekiyor diyoruz. Evet, Scottsville ile ilgili videonun sonuna geldik. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şans, hoşça kalın.